Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Hapşin Yurdakul'la 360'da. İyi günler. Haber Türkiye 360'a hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan infaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık. Birkaç hafta içinde meclis gündemine getiriyoruz dedi. Gözler meclise çevrilmiş durumda. Düzenleme ne getiriyor? Hangi suçları kapsıyor? Üzerine konuşacağız ama önce Ankara'ya Fevzi Çakır'a döneceğiz. Arkadaşımızda notlar var. Son durum ne diye. Şu anda da yeni infaz düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı sunum yapıldığına dair son dakika bilgisi de ekranda. Hemen hızla Fevzi Çakır'a gidiyoruz. Fevzi kulağımı sen de dinliyoruz. Evet Hapşin Yurdakul aslında uzunca bir süredir kamuoyunun beklediği bir gelişmeydi. MHP'nin af teklifi üzerinden gündeme gelmişti bu durum. Hemen ardından da AK Parti, Adalet Bakanlığı aslında yeni infaz sistemine ilişkin çalışmalarına başlamıştı. Bu oldukça uzun bir süreçti. Bu süreçte birçok kesimle temas edilerek, yine profesörlerle temas edilerek, hukukçularla temas edilerek infaz sisteminin aksayan yönleri masaya yatırıldı. Bu kapsamda oldukça geniş bir infaz sistemi üzerinde duruldu ve infaz sistemini moderne edecek, daha da aslında işler hale getirecek bir taslak metin üzerinde Adalet Bakanlığı çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Bu çalışma, bu taslak metin hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sunuldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Başkanlığındaki heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a infaz sistemindeki, infaz paketindeki son gelişmelere dair, düzenlemeye dair ayrıntıları anlattı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu pakette, yani sunulan pakette neler vardı, bu sürece nasıl gelindi, onu ifade edelim. Öncelikle dediğimiz gibi MHP'nin af teklifiyle gündeme gelmişti, ancak MHP daha sonra bu af teklifini geri çekmişti ve bu kapsamda da Adalet Bakanlığı tarafından ve yine AK Parti tarafından hazırlanan teklifi beklemeye başlamıştı. Bu kapsamda AK Parti ve yine Adalet Bakanlığı MHP yetkilileriyle zaman zaman görüşmeler gerçekleştirdi. Onların da aslında beklentileri alındı. Bu kapsamda onların da görüşleri dikkate alınarak yeni infaz sistemine ilişkin düzenlemeye son şekli büyük oranda verildi. Halen de aslında verilmeye devam ediyor. Zira bazı hususlarda yeni değişiklikler yapılabileceği ifade ediliyor Hapşin Yurdakul. Peki infaz sisteminde neler öngörülüyor? Yeni paket neler getiriyor, onu ifade edelim. Öncelikle dediğimiz gibi Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı teklif kesinlikle bir af düzenlemesi içermiyor. İnfaz sisteminin daha işler bir hale getirilmesini öngörüyor. Bu kapsamda bir ceza indirimi yerine cezaevinde geçirilen sürenin azaltılmasına dönük bir düzenleme yapılması bekleniyor. Peki nasıl olacak bu? Hemen onu ifade edelim. Öncelikle infazın yarı yarıya uygulanması yönünde bir öngörü var. Bu ne demek? Şunu ifade edelim. Daha önce hali hazırdaki sisteme göre bazı suçlar dışında, aslında önemli suçlarda infazın 3/2, yani cezaevinde geçirilecek süre %67 olarak hesaplanıyordu. Bu sürenin yarı yarıya yapılması, yani %50 olarak uygulanması yönünde bir irade var. Bu ne anlama gelecek? Örnek bir ceza üzerinden ifade edelim. Diyelim ki mevcut sistemde 10 yıl ceza aldınız. Bu 10 yıl cezanın mevcut sistemde 3/2'si cezaevinde geçiriliyordu. Yani infazı bu kadardı. Bu da 6 yıl 8 ay bir hapis cezası öngörüyor demektir. 6 yıl 8 ayında son 1 yılı denetimde serbestlikte geçirildiğinden 10 yıl ceza alan bir kişi 5 yıl 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra koşullu salıveriliyordu. Yeni sisteme göre, yeni düzenlemeye göre, yeni infaz düzenlemesine göre 10 yıl ceza alan bir kişinin infazı 1/2 uygulanacak. Bu da aslında 5 yıl yatar demek. Bunun da 5'te 1'i denetimli serbestlikte kabul edilecek. Bu kapsamda 10 yıl ceza alan bir kişi 4 yıl cezaevinde geçirdikten sonra koşullu salıverilecek diyelim. Peki bu düzenlemenin kapsamına hangi suçlar giriyor, hangileri girmiyor? Bu konuda aslında daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları olmuştu. Onu ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 suç demişti. Pakette aslında 5 suç var. 6. suça ilişkin bazı istisnalar var. Adam öldürme, onu ifade edelim. Öncelikle cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrir suç işleyenler. Yani
tekrar suç işleyenlerin bu kapsama alınması beklenmiyor. Bu kişiler için 1/2 uygulaması yapılmayacak. Yani cezaların infazı %50 olmayacak, yarı yarıya uygulanmayacak. Mevcut sistemin devam etmesi yönünde bir karar var, onu ifade edelim. Adam öldürme konusunda ise süreli bir hapis cezası alan, yani nitelikli bir adam öldürme yapmayıp da teşebbüste kalan, adam öldürme eylemi teşebbüste kalanlar için de mevcut sistemin devam etmesi yönünde bir irade var, bunu ifade edelim. Adalet Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu infaz teklifinde alternatif infaz usullerinin geliştirilmesine dönük de önemli adımlar atılıyor. Bu konuda aslında reform niteliğinde adımlar geliyor. Hemen ifade edelim, ne kastediyoruz alternatif infaz sisteminden. Şunu söyleyelim, geceleyin infaz, hafta sonu infaz gibi usullere işlerlilik kazandırılıyor. Aslında mevcut sistemde var bunlar, ancak 6 ayın altındaki cezalar için öngörülüyor. Ancak daha önce çıkarılan düzenlemeler kapsamında 1 yıl 8 ayın altında ceza alan herhangi bir kişi cezaevine girmediği için bu sistemler uygulanamıyordu. Yeni sistemde cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için aslında örneğin sokakta herhangi bir olay olduğunda bir kasten yaralama ya da bir hakaret ya da bir yumruklu saldırı gerçekleştirildiğinde failler bu 1 yıl 8 aylık cezanın altında bir ceza aldıkları için herhangi bir şekilde cezaevine girmiyordu. Bu kapsamda da bir cezasızlık algısı vardı kamuoyunda. İşte bu cezasızlık algısını kaldırmak, ceza adaletini sağlamak bağlamında da Adalet Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu teklifte önemli bir ayrıntı var. Buna göre bir kişi bir ay dahi ceza alsa, bu ceza ertelenmemişse, başka bir hüküm altına alınmamışsa, o cezanın 1/2'si, yani 15 günün cezaevinde geçirilmesi noktasında bir düzenleme öngörülüyor ki bu 15 günün de 1/5'i aynı zamanda denetim serbestliği kapsamına gireceğinden bir ay hapis cezası alan, ertelemesiz hapis cezası alan bir kişi 12 gün açık cezaevinde kalacak bu sistemde öngörülen düzenlemeler arasında. Geceleyin infaz, evde infaz uygulaması noktasında da önemli adımlar atılıyor. Onlar ne? Hemen onları ifade edelim. İlk olarak mevcut sistemde dedik, 6 aya kadar hapise mahkum edilen cezaları hafta sonu ya da geceleri çekmeleri yönünde bir düzenleme imkan tanıyordu. Ancak bu sürenin 6 aydan 1 yıla çıkarılacağını ifade edelim. Yeni infaz teklifiyle bu 6 aylık süre 1 yıla çıkarmasıyla 1 yıl ve altında ceza alanlar talep etmeleri halinde geceleyin cezaevine girerek cezalarını çekebilecekler ya da hafta sonu cezaevine girerek bu cezalarını infaz edebilecekler. Bu hayat aslında toplumsal hayattan da soyutlanmamış ya da çalışma hayatından da geri kalmamış olabilecekler. Bu anlamda da önemli bir adım atıldığını ifade edebilirim. Taksirli suçlardan hüküm giyenlerde bu süre 1 yıl yerine 2 yıl olarak uygulanacak. Bunu da ifade edelim. Kadınlar ve yaşlılar konusunda da çok önemli adımlar var. Onu ifade edelim. Ne onlar? Onu ifade edelim. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Konutta infaz rejimi, konutta infaz sistemi oldukça geliştiriliyor bu sistemle birlikte. AK Parti'nin ve aslında Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı teklife göre mevcut sistem kadınların 6 ayın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Ancak dediğimiz gibi 1 yıl 8 ayın altında ceza alan bir kişi herhangi bir şekilde cezaevine girmediği için bu sistemde uygulanmıyordu. Bu sistem terk edildi için bir ay bile ceza alan kişi cezaevinde belirli süre geçireceği için bu sistemde artık işlerlik kazandırılıyor ve süre de arttırılıyor. 6 aylık süre 1 yıla çıkarılıyor. 1 yılın altında ceza alan bir kadın hükümlünün cezasının infazı evinde elektronik takip sistemiyle infaz edilebilecek. Yine yaşlılar için de önemli adımlar atılıyor. 70 yaşın üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Yani 70 yaşının altında kalan bir kişi dilerse şayet 1 yılın altında cezasını evde çekebiliyordu. Bu sürede arttırılıyor. Şimdiki sisteme göre, üzerinde çalışılan teklife göre bu süre 2 yıla çıkarılıyor. Yani 70 yaşın üzerindeki bir kişi 2 yıla kadar olan cezalarını evde infaz edilebilecek. Bu iş kişilerin takibi de elektronik takip sistemiyle yapılacak, denetimli serbestlik kapsamında. Yine bir başka yaşlılar için yaş sınırı, onu da ifade edelim. 75 yaş üzerindekiler için ise bu süre 3 yıl olarak uygulanacak. Yani 75 yaş ve üzerindekiler 3 yıla kadar olan cezalarını pardon 75 yaş ve üzerindeki olanlar için bu süre 3 yıldı. 4 yıla çıkarılıyor. Yani
75 yaş ve üzerindeki kişiler 4 yıla kadar olan cezalarını konutta çekebilecekler. Elektronik takip sistemiyle bu kişilerin takibi yapılacak. Cezalarını da evde çekebilecekler. Önemli bir ayrıntı, onu da ifade edelim. Cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alan kişiler ve bu kişilerin cezaları da şayet 3 yıl ve 3 yılın altındaysa bu isimlerin de cezaları konutta infaz edilecek. Yani hasta tutuklu ve hükümlülerin cezalarının konutta infaz edilmesine dönük de önemli bir düzenleme yapılacak. Bu kapsamda sadece şöyle bir ayrıntı var, onu da ifade edelim. 3 yılın altında ceza almaları şartı aranacak. Bu kişiler hakkında Adli Tıp Kurumu şayet cezaevinde kalmaları, hayatlarını kendi başına idame ettirmeleri mümkün değil derse bu kişiler cezaevine alınmayacak. Bu kişilerin cezaları da yine konutlarında infaz edilecek. Önemli bir ayrıntı aslında birçok kez görmüştük. Hamile kadınların cezaevlerine girmesi ya da çocuklarıyla birlikte cezaevlerine girmesine dönük eleştiriler vardı kamuoyunda. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulan teklifte buna ilişkin de önemli bir ayrıntı yer alıyor. Mevcut sistemde aslında doğum yapan kadınların doğumun üzerinden 6 ay geçmeden cezaevine girmemeleri yönünde bir irade vardı. Yani bir kadın doğum yaptıktan sonra üzerinden 6 ay geçmeden cezasını çekmek üzere cezaevine alınmıyordu. Bu süre arttırılıyor, onu ifade edelim. 6 aylık süre 1,5 yıla çıkarılıyor. Buna göre doğum yapan bir kadın doğumun üzerinden 1,5 yıl geçmeden cezasını çekmek üzere cezaevine alınmayacak. 1,5 yıllık bir erteleme söz konusu olacak. Yine şunu da ifade etmekte fayda var. Doğum yapan kadınların aldıkları ceza şayet 3 yıl ve altında ise bu cezaların tamamen konutta infaz edilmesine dönük bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Adalet Bakanlığı bu kapsamda Cumhurbaşkanı'na sunulan düzenlemede buna dönük bir hüküm de yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve aslında AK Parti grubunun da destek verdiği bu teklife nihai şeklini tabii siyaset kurumu verecek, AK Parti grubu verecek. AK Parti tarafından hazırlanacak teklifin de Cumhurbaşkanı'nın daha önce ifade ettiği üzere birkaç hafta içerisinde meclis gündemine gelmesini bekliyoruz Afşin Yurdakul. Feyzi, teşekkürler. Takvimle ilgili daha net bir bilgi var mı? Bir de diğer partilerden nasıl tepkiler var, onlarla nasıl istişareler yapıldı onu da duyalım. Afşin Yurdakul, Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce ifade ettin sen de bir iki hafta içerisinde meclis gündemine gelmesini bekliyoruz demişti. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan teklif büyük oranda son şekli verildi. Bu kapsamda bir iki hususta ayrı bir düzenleme yapılacağı ya da farklı görüşlerin dikkate alınacağı noktasında bir görüş de var. İşte bu görüşlerin değerlendirmesinin ardından Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği üzere aslında bir iki hafta içerisinde söz konusu teklifin AK Parti tarafından meclis gündemine taşınması bekleniyor. Onu ifade edelim. Bu anlamda Adalet Bakanlığı tüm hazırlıklarını tamamlamış olduğunu ifade edebilirim. Peki diğer partiler konusunda ne söyleyebiliriz? Onu ifade edelim. Demiştik daha önce bu tartışmalar aslında MHP'nin af teklifiyle gündeme gelmişti. MHP keskin bir af indirimi istiyor. Yani ceza indirimi istiyordu. 5 yıllık bir ceza indirimi olsun diyordu her cezadan. Bu kapsamda bu teklifini daha önce çekmişti. Ancak şu aşamada ifade edebilirim ki MHP grubunun, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin şu hazırladığı bu teklifine sıcak baktığını ifade edebilirim. Buradaki 1/2 yani infazın yarı yarıya uygulanması noktasında MHP'nin de AK Parti ile görüş birliğinde olduğunu ifade edebilirim Afşin Yurdakul. Çok teşekkürler Fevzi Çakır. Bütün detaylar için kamuoyunu yakından ilgilendiren bir düzenlemeydi bu. İçeriği merak ediliyordu. Arkadaşımız Fevzi Çakır düzenledi, notlarını toparladı ve bize 360 yayını içerisinde anlatmış oldu. Biz de İstanbul stüdyomuzda kalabalık bir ekip olarak hazırız. Hukukçuları ağırlıyoruz bugün bu düzenlemeyi konuşmak üzere. Doktor Ruşen Gültekin, Doktor Rezan Özdemir ve Mikail Aspek bizimle birlikteler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayının ilk bölümünde ellerimizde kalemler, hepimiz not olarak Fevzi'yi dinledik. Evet. Çünkü detaylara hakim olup üzerine konuşmak önemli. Hemen ilk yorumlarınızı sorayım, sonra detaylara girelim ve bu sıradan başlayalım. Ruşen Bey, buyurun. Evet. İlk yorum olarak şunu söyleyebiliriz. Cezaevleri kanayan bir yara zaten. Neden böyle söylüyoruz? Her şeyden önce Türkiye'de 2019 yılında açılan 14 yeni cezaevi var. AK Parti döneminde açılan cezaevi sayısı 178. Türkiye'de şu anda 375 tane
Cezaevi var, kapasitesi de 219.270 olarak açıklanmış. Hı hı. Cezaevlerinde kalan kişi sayısının 300.000'e ulaştığını biliyoruz. Kapasitenin 219.000 olarak Afşin'in açıklanmasına rağmen aslında bu kapasite 110.000, 120.000 civarında. Sadece ekranzalar koyarak, yere yer yatağı koyarak bu rakamın 219.000'e çıktığını biliyoruz. Herkes biliyor ki cezaevindeki koşullar bu anlamda oldukça kötü. Ve aslında cezaevlerinin infaz hukukunun ana amacı olan ıslah etme, kişiyi içeride topluma kazandırma, suç işleme eğiliminin azaltılması gibi eylemleri fiilen yapamadığını görüyoruz. Bu anlamdaki bu düzenleme bu açıdan bir faydası olacak gibi gözüküyor. Neden böyle söylüyoruz? Bir kere her şeyden önce cezaevindeki sayıyı bir indirecek. Bu anlamda böyle bir değerlendirmeye gidecek. Ve bu noktada 130 bin kişinin yaklaşık olarak bundan yararlanabileceği düşünülüyor. Eğer bu rakamlar doğruysa cezaevinde en azından insanların insani şekilde cezalarını çekip suç işleyenlerin bu anlamda bir suç işleme eğilimlerini ortadan kaldırtacak yönde bir ıslah kurumu olması söz konusu olabilecek. Bir de çok yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Açık cezaevleri dediğimiz bir kurum var. Hem kapalı cezaevleri var hem açık cezaevleri var. Türkiye'de genelde kapalı cezaevleri sistemi var. 85 tane de açık cezaevinden bahsediyoruz. Bu açık cezaevleri tamamen açık cezaevleri. Yani cezaevi değil aslında. Bir bahçe. Tarif edin kafamızda canlansın. Evet, bir bahçe, bir okul bahçesini düşünün. Burası bir okul gibi. Kişiler akşam 7'de oraya gitmeleri gerekiyorsa gidiyorlar. Mesela bir kişi şu anki sistemde 10 yılın altında bir ceza aldığında doğrudan açık cezaevine gidiyor. Eğer bir üniversiteye kayıt yaptırırsa hafta içi her gün bu derslerine gidebiliyor. Sadece yatmadan yatmaya cezaevine gidiyor. Hafta sonu cezasını infaz ediyor. Dolayısıyla zaten sistemin açıklarından biriydi bu. Çok da tartıştık. Açık cezaevlerinin kalma süresinin azaltılmasıyla ilgili. Hı hı. Bu düzenlemede ben onunla ilgili bir yaklaşım görmedim. Belki taslak önümüze geldiğinde daha net görebiliriz. Ama sizin muhabiriniz en azından bundan bahsetmedi. Hı hı. Çünkü bu da çok büyük bir kanayan yere. Açık cezaevi dediğimiz yerde. Bakanlığın bir genelgesi vardı, dün yayınladı bununla evet. ilgili ama bu düzenlemede yok. Genelgeyle açık cezaevine geçişte zorlaştırdı. Evet üstad, ceza idare ama 10 yılı indirmedi. Evet. Evet. Yani yönetmeliği değiştirmedi, evet. Sadece gözlem kurulu raporu. Zaten 10 yılın indirilmesi. Hı-hı. Zaten aslında siz de biliyorsunuz, diğer bir yaşadığımız sıkıntı da şu. Cezaevleriyle ilgili bu kişiler burada kaldıkları zaman bunlarla ilgili herhangi bir sistem yaratılmıyor ve işte 10 yılın altındaki ceza alan kişi bir adam öldürme suçundan da henüz daha bu konuda ıslah olduğu anlaşılmadan sokağa en azından çıkma imkanı buluyor. Bir de arkadaşlarım da bu konudaki kanayan yarayı bilirler. Ben infaz yargıçlığı yaptığım için biliyorum. 117 yani bu ceza infaz kanunu 117. madde, yani şartlı tahliye dediği bir şey burada da geçiyor. Şartını 107. Şartını bulan şartlı tahliyeden yararlanıyor. Yani bunu bir usulüne uygun bir şekilde uygulamıyoruz. Kim bu yarı cezasını çekiyorsa şartlı tahliye olabilecek bir şekilde yararlandırılmış oluyor. Oysa yapılması gereken ne? Eğer cezaevinden bir kişinin cezasının belli bir bölümünü çekip şartlı tahliye hakkından yararlanması için, atıyorum siz bir pedagogsunuz, ben bir psikologum, gene cezaevi görevlisi, böyle bir kurulun önünde bu Yeşil Yol filmi vardı. Yeşil Yol filminde olduğu gibi İnsanların orada bir dinlenilmesi, bir mülakat yapılması, hı hı, ve buna göre imza atılarak o kişinin de sorumluluğunu bunların alması gerekiyor. Hı hı. Bu sistemlerin kurulması önemli olacak. Bir de şunu söylememiz lazım. Bu kadar yoğun olduğu için her şeyden önce kişiler açık cezaevlerine geçmek için inanın bana temiz haklarından vazgeçiyorlar. Yani haklarından vazgeçerek açık cezaevine girmek istiyorlar. Bir an önce kurtulayım. Tabii bir an önce hükümlü olayım da bu imkandan, çünkü tutuklu olduğunuzda bu imkanlardan yararlanamıyorsunuz. Bir de tabii bu düzenleme ile ilgili şunu belirtmek lazım. Ben de yakından takip ediyorum. Evet. Mağdur hakları, mağdur aileler de var. Gerçekten bu sistem insanları çok da mağdur eden bir sistem. Biz istiyoruz ki ceza çekilsin. Yani söz şu aslında. Cezanın caydırıcılığı şiddetinde ya da miktarında değildir. Cezanın uygulanacağına dair herkeste oluşan inanç önemlidir. Hı hı. Eğer bu olmazsa, bu olmazsa bu noktada şimdi kanayan yaraların tekrar açıldığını görüyoruz. Belki bunlarla ilgili olarak arkadaşlar söz aldıktan sonra da
gireriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. İki boyutta gitmeyi arzu ediyoruz. Onu da konuklarıma söyleyeyim ki siz de zihninizi ona göre şekillendirirsiniz. Bir teknik detaylar var. Arkadaşımız Fevzi Çakır'ın aktardığı. Bunlara yorumlarınız. Bir de bir taraftan tabii ceza caydırıcılık ilişkisi gibi Türkiye'nin adalet mekanizmalarına, adaletin işleyişine temas eden büyük mesele var. Bu teknik konulara yorumlarınızı aldıktan sonra bu olgusal meseleye de değinmek önemli olur. Türkiye'nin kamuoyu tartışmaları açısından. Rezan Bey, sizde biraz daha içerik de var biliyorum. Evet. Bakanlıkla temaslarınız olduğu için. Onları da duyalım sizden. Hem arkadaşımız Fevzi'nin aktardığı notlara hem de sizin bizim yayınımıza paylaşacağınız notlara kulak verelim. Şimdi buyurun. Önce ben bir ilkesel bakıştan bahsetmek istiyorum. Terminoloji bakımından da bir kısım hatalar yapılıyor sıkça. Onlara bir atıf yapmak istiyorum. Detayları belki ikinci bölümde konuşabiliriz kapsamlı. Çünkü Üstad da ilkesel bir giriş yaptı. Düzenleme ne getiriyor, ne götürüyor, istisnaları neler. Bunları henüz konuşmadık çünkü çok devrim mahiyetinde düzenlemeler var. Tabii 2023'e kadar Adalet Bakanlığı'nın bir strateji belgesi vardı biliyorsunuz. Bu strateji belgesi içerisinde peyderpey düzenlemeleri yapıyordu. Burada yargı bağımsızlığı, coğrafi teminat gibi çok önemli bizim de kıymet kutsiyet atfettiğimiz konularla ilgili düzenleme yapacağını topluma taahhüt etmişti. Bu ikinci paket içerisinde acaba infaz düzenlemesi olacak mı olmayacak mı tartışmaları vardı. Ve nihayetinde olacağı an itibariyle şekillenmese bile normatif anlamda kamuoyu buna muhtali oldu ve an itibariyle ortaya çıktı. Bir, bu bir af değil bir defa. Bu tespiti yapmak lazım. Yani kavramları da doğru kullanmak lazım. Çünkü af, mahkumiyetin sonuçlarını ve cezanın sonuçlarını ortadan kaldıran bir ceza kurumudur. Türk Ceza Kanunu 65. maddesinde düzenlenmiştir genel af. Özel af da cezanın infazını ortadan kaldıran veya paraya çeviren, bakın adli para cezasına çeviren veya hapis cezasının süresini azaltan bir kurumdur. Türk Ceza Kanunu 65. maddesinin 2. fıkrasına göre ve af yapma yetkisi yani af çıkarma yetkisi anayasanın 87. maddesine göre parlamentonun bakın 3/5'indedir. Yani salt çoğunlukla af çıkaramıyorsunuz. Bu düzenlemeyi salt çoğunlukla yapabiliyorsunuz. Hı. Ama orada bir uzlaşı ve konsensusun egemen kılınması lazım. 3/5'tir. 600 tane parlamenterin olduğu bir parlamentoda bu sayıda 360 milletvekiline tekabül eder. Yani bir af çıkarma iradeniz varsa mümkün mertebe anayasa koyucu bunun koşullarını dayatmış ve demiş ki uzlaşma kültürünü ve konsensusu egemen kılın. Bu düzenlemeyi ise 5275 sayılı infaz kanunu değişikliğe mahal veren bir infaz kanunu düzenlemesi. Burada salt çoğunluk yeterli. Yani oy kullanmaya gelenlerin salt çoğunluğuyla bu düzenleme yapılabilir. Bu önemli. Bu bir af değil ama sonuçları itibariyle affa benzer bir düzenleme olduğu için kıymetli izleyicilerde ve okuyucularda böyle bir algı uyanıyor. Acaba af mı? Doğru tabir bu bir af değil. Kesinlikle bu bir infaz kanunu değişiklik. Temelde de 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirinin infazı hakkında kanunun 107. maddesindeki şartla salıvermeyi 105 A'daki denetimi serbestliği düzenleyen bir infaz kanunu düzenlemesi. İkincisi sonuçları itibariyle de aftan farklı biraz önce söylemiştim. İkincisi burada tabii kamuoyunun kafası çok karışık. Meseleye nasıl bakmalıyız? Özgürlük, güvenlik perspektifli mi bakmalıyız? Ceza infaz hukukun temel evrensel prensiplerini mi gözetmeliyiz? Şimdi bu düzenlemeye karşı olan irade şöyle söylüyor bir görüş. Diyor ki ceza infaz hukukunun temel evrensel prensibi ıslah ve caydırıcılıktır. Bu düzenleme nedeniyle biraz önce kıymetli meslektaşımın atıf yaptı. Acaba yapanın yanında kar kalır mı algısı ve intiba uyanıyor. Bu da demokratik hukuk devleti açısından kabul edilemeyecek hukuken fiilen bir görüntüdür. Acaba bu düzenleme ceza infaz hukukunun ıslah ve caydırıcılık amacına halel getirir mi? Lehe olan görüş temelde şunu söylüyor. Bir insana ceza verebilirsiniz Sayın Yurdakul. Kesinleşebilir bu ama ceza infaz hukukunun bir temel evrensel prensibi de şudur. Hakça, insanca, insan onuruna yaraşır şekilde cezaların infazı. Bugün 20 kişilik koğuşlarda 40-50 kişi insanlar cezaları infaz ediliyor. Yani hükümlünün de hakları var ceza infaz hukukunda. Bütün yargılama aktörlerinin, efendim şüphelinin de, sanığın da, hükümlünün de hepsinin hakları var. Siz cezaları da insan onuruna yaraşır şekilde hakça, İnsanca infaz etmelisiniz. Bu düzenleme cezaevlerinde olağanüstü doluluk var. Ceza infaz kurumlarında o noktada bir rahatlama getirecek şeklinde bir gerekçe ortaya konulabilir. Üçüncüsü tabii bu toplumsal ihtiyaçtan bu usule geliyor. Bunu da çok iyi anlatmak lazım kamuoyuna. Şunu söyleyebilirim ben. Bir de geçen yine bu programda konuşmuştuk sizin kanalınızda. Orada şunu söylemiştim hatta sevgili meslektaşımız da vardı o programda da. Bu düzenlemeyi kader mahkumu gibi böyle kaynağını pozitif hukuktan almayan kavramlarla açıklamaya çalışıyorlar. Yani kader mahkumu pozitif bilimde, pozitif hukukta
kaynağını alan bir kavram değil. Yani sosyolojiden kaynağını alan kavram. Kim, neye göre kader mahkumu? Bunun altını iyi doldurmak lazım. Yani kader mahkumu kimdir, nedir? Dolayısıyla bu düzenlemenin gerekçesi ve anlatılabilirliği böyle olmaz. Karşı görüş, ıslah, caydırıcılık. Ana görüşte ceza infaz kurumlarının çok dolu olması, cezaların hakça, insanca, insan oruna yaraşır şekilde infaz edilmemesi ve toplumsal bir ihtiyaç noktasına atıf yapmalı. Ben kişisel bakışıma atıf yapmak isterim bir cümleyle. Ben devletin kendisine karşı işlenen suçlarda af çıkarma etkisinin olduğunu, bireylere karşı işlenen suçlarda af çıkarma etkisinin olmadığını, olamayacağını düşünüyorum, savunuyorum. Bireylere karşı işlenen suçlar varsa mutlaka suç mağdurunu da sürece dahil edebilecek bir mekanizmayı ve anlayışı hayata geçirmek lazım. Aksi takdirde suç mağdurunun izni, inisiyatifi, rızası, muvaffakati dışında böyle bir anlayışın egemen kılınmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Orta Çağ Avrupa'sında bireyler cezalandırma yetkilerini devlete devretmiştir. Ama bu yetki devri devletin mağdurlara karşı işlenen suçlarda da af çıkarma etkisini bahşetmez diye düşünüyorum. Her halükarda devlet kendisine karşı işlenen suçlarda, kamuya karşı işlenen suçlarda bir af yetkisi kullanabilir. Ama suç mağduru artık birey ise, suçtan zarar görenler varsa mutlaka onları da önceleyecek, onları da sürecin içerisine katabilecek, onların da nispi de olsa rızasını arayabilecek bir sistemin ve mekanizmanın hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim, 671 sayılı bir kanun hükmünde kararname çıktı biliyorsunuz 2016'da. O düzenleme de 1 Temmuz 2016'dan önce suç işleyenler bakımından şartla salıvermeyi 2/3'ten 1/2'ye getiriyordu. Denetimi serbestlik süresini de 1 yıldan 2 yıla çıkarıyordu. Yani 10 yıl ceza alan bir hükümlü o düzenlemedeki suçlar, ki buradaki istisnalar orada da istisna. Hatta orada istisnaların sayısı daha fazla. Haberleşme hürriyetinin ihlaline ilişkin suçlar da kapsam dışıydı. Orman suçları da kapsam dışıydı orada. Burada en azından açıklandığı kadarıyla bu suçlar kapsam içi gibi görünüyor. 10 yıl ceza aldınız, 5 yıl şartla salıverme, 2 yıl denetimi serbestlik, 3 yıl yatıyordunuz. 1 Temmuz 2016'dan önce suç işlediğinizde, istisnai suçlarda ise bunlar 3 yıl. Bu düzenleme hayata geçerse, birazdan detayları konuşuruz. İkinci bölümde 10 yıl ceza alan birisi 1/2 şartla salıvermeyle cezası 5 yıla düşecek. Cezaevine geçirmesi gereken süre. O 5 yılın da 1/5'i denetimi serbestlikte geçecek. 4 yıl. Yani 1 Temmuz 2016'dan önce suçu işleyen ve bu istisnai suçları işlemeyen bir hükümlü 3 yıl yatacakken, bu düzenlemeyle 1 Temmuz 2016'dan sonra suç işleyenler 4 yıl yatacak. Dolayısıyla bu düzenleme aslında 1 Temmuz 2016'daki yapılan düzenlemenin daha gerisinde, hükümlü bakımından daha onun aleyhine. Yani 10 yıl alan orada 3 yıl yatarken burada 4 yıl yatacak. Hı-hı. Aynı suçtan. Hı-hı. Dolayısıyla 1 Temmuz 2016'dan önce suç işleyenler bakımından dikkat, burası çok önemli ve kıymetli. Her halükarda kazanılmış bir hak söz konusu. Onlar bakımından eski düzenleme, kanunlaşan 671 sayılı KYK ile kanunlaşan düzenleme geçerli, yürürlükte, ayakta. Onlar bakımından cezanın infazı 3 yıl olabilecek. 130 bin kişinin faydalanacağı söyleniyor. Hangi suçlar, hangi suçlar bu kapsamda? Onu da bize siz anlatın. Şimdi bir defa bizim yasa yapma tekniğimizde hangi suçların kapsam içinde olduğu sayılmaz da hangi suçtan istisna olduğu sayılır. Çünkü ama dinleyenlerin rahat anlayabilmesi şöyle açısından söyleyeyim, sizi yardımcı şöyle söyleyeyim kıymetli üstadım. Gözümüzde canlandırmak. Uyuşturucu imal ve ticareti kapsam dışı, ki kamuoyunda çok tartışıldı biliyorsunuz bu mesele. Cinsel suçlar kapsam dışı. Terör mücadele kanunu 3713 sayılı terör mücadele kanunu kapsamında işlenen suçlar kapsam dışı. Örgütlü suçlar kapsam dışı. Devlet aleyhine işlenen suçlar dediğimiz anayasal düzen ve bunun işleyişine ilişkin suçlar, yani darbe suçları vesaire kapsam dışı. Ve son olarak mükerrir dediğimiz, yani suçta tekerrüre mahal veren kişilerin de kapsam dışı olduğuna ilişkin bir açıklama yapıldı ki tekerrür biliyorsunuz eski kanunda cezayı arttırıyordu. Yeni kanunda 3 yıl içerisinde yeni bir suç işlersen infazdan itibaren mükerrirlere özgü infaz rejimi hayata geçiyor. İçeride kalacağın süre 2/3 değil 3/4 oluyor. Bunların da kapsam dışı olduğuna ilişkin bir düzenleme yapılmış. Ben sadece burada eğer amacımız cezaevlerini boşaltmaksa, hukuk terminolojisi kullanmadan söyleyeyim, ceza infazını evrensel koşulların egemen kılmak ise bu istisnai suçlardan olmamak kaydıyla, yani cinsel suçlar, kasten öldürmede eşe karşı, usul furuya karşı işlenen, çocuklara karşı işlenen suçlar kapsam dışı olmak kaydıyla, mükerrirler bakımından da düzenlemede, tekerrüre mahal verenler bakımından da düzenlemede bu istisna kaldırılıp kapsam için alınabilir. Çünkü o zaman 130 bin kişi faydalanacakken 200 bine geliyor bu. Tabii
bunların ilk işlediği suç ve mevcut işlediği suçun bu cinsel suç, uyuşturucu madde gibi istisnalardan olmaması kastıyla, kaydıyla bunlar da içeriye alınabilirdi. Şunu söyleyeyim, üstadım bıraktığı yerden ve bitireyim, nihayete erdireyim. Evet. Açık cezaevine geçiş yönetmeliği. Bununla ilgili Sayın Bakan'ın dün değil önceki gün ben sizin yanınızdaydım. Bir genelge yayınladığı fırsat kalmamıştı konuşmaya. Bizim çokça eleştirdiğimiz 3 tane orada husus vardı. Benim müteaddit defalar özellikle söylediğim. Bir, yani adam kapalıdan açığa geçmiş, 3 ayda bir 3 gün izin alıyor, yol izniyle birlikte 1 hafta, orada firar ediyor, tekrar yakalanıyor, kapalıyı alıyorsunuz, tekrar açığa alıyorsunuz. Bu olmaz. Bu olmaz. Yani adam bir defa hukuka aykırılık... Böyle bir şey olur mu ya? Yani? Adam bir defa hukuka aykırılık şuuru ortaya koymuş, yani kaçma iradesini ortaya koymuş, tekrar kapalıyı alıp tekrar açığa almak hukuken fiilen kabul edilebilir bir tavır değil. Bunu değiştirmek lazım. İki, dışarıda ailesiyle görüşüyor bir hafta, serbest bir vatandaş gibi. Halbuki hükümlü, açık cezaevinde, açık cezaevinde olanların 3 ayda bir hakkı var ya biliyorsunuz. Onu denetim ve kontrol altına alacak bir denetimi serbestlik benzeri veya bu yetki kolluğa verilebilir. Veya denetim serbestlik bürolarına verilebilir. Elektronik kelepçe benzeri bir sistem egemen kılınabilir. Bir mekanizma hayata geçirmek lazım. Adam dışarıdayken ev izninde gidip hunharca, vahşice cinayet işliyor. Ve dolayısıyla bu yapanın yanına kar kalıyor, mantığı egemen oluyor. Bu da kabul edilebilir. Bir bakış açısı değil. Üçüncüsü de en önemlisi cezaevi idare ve gözlem kurulları, kıymetli meslektaşımızın atıf yaptığı sosyolog, pedagog, infaz kurumu müdürü, bunlar var zaten bu kurullarda. Fakat bunlar şuna bakıyorlar. 10 yılın altındaki suçlarda cezasının bir ayını kapalıda geçirdi mi? Üzerindeki suçlarda bir beli onunu kapalıda geçirdi mi? Hemen onu açık cezaevine alıyorlar. Açık cezaevi bir ara durak. Yani hükümlünün dış dünyaya rehabilitasyonunu sağlamak için bir ara durak. Üniversiteye gidebiliyorsun, 24 saat telefonla konuşabiliyorsun, kamuda çalışabiliyorsun, adliyelerde fotokopi çekip çay dağıtabiliyorsun. Bir ara durak gibi düşünün. Şimdi sen cezaevine geçiş yönetmeliğiyle ilgili bu koşulları da sıklaştırman lazım ve bu idare ve gözlem kurullarının, ki Sayın Bakan'ın genelgesinde o vardı, otomatik, hiçbir halde idari olaya karışmadı, bize göre ıslah oldu deyip otomatik rapor ve onay vermemesi lazım açık cezaevine geçişte. Şuna bakmalı. Islah oldu mu? Yeniden suç işler mi? İhtiyadi suçlu mu? Suç işlemeye alışkanlık haline getirdi mi? Pişmanlık duyuyor mu? Sosyologlar, pedagoglar, psikologlar, eğitimciler, evet, eğitimciler, bunların bir arada otomatik olmamalı, birebir yani otomatik motomot uygulanmamalı, birebir hükümleri gözlemleyerek açık cezaevine geçişin hukuki fiili koşullarını değerlendirmeleri lazım ki Sayın Bakan genelgeyle bu sorunu çözmeyi deniyor. Bence genelge doğru bir yöntem değil. Nedir Sayın, Sayın Bakan çünkü iki gün önce böyle genelge düzenledi. Ha. Mutlaka kanunla bir düzenleme yapmak lazım ve yönetmeliği değiştirmek lazım. Peki. Açık cezaevine geçiş yönetmeliği. İlkay Bey'in yorumlarını da duyayım. En sonunda caydırıcılık meselesi üzerinden de tekrar bu açık cezaevlerine geçiş yönetmeliği ya da kanun hükmünde nasıl düzenlenmeli onu da size sorarız. Mikail Bey, beklettiğim için de affedin ama hem konunun detayları ağır hem de kalabalık bir konuk grubum var bugün. Ne de güzel oldu hepinizin burada olması. Buyurun sizin yorumlarınızı da alalım. Hem amaç açıklanan detayları hem de amaca yönelik olarak sizce doğru adımlar, doğru teknik müdahaleler yapılmış mı? Arkadaşımızın aktardığı notlar üzerinden siz nasıl bir yorumda bulacaksınız? Buyurun. Amaç öncelikle cezaevlerini boşaltmak değil. Meslektaşımızın, değerli meslektaşımızın o bakışını belki bu anlamda toplumsal ihtiyaç lazım. İnsani hale getirmek, cezaevlerinde bir insani, ne olursanız hangi suçu işlerseniz işleyin, değil mi? Suçluyu kazıyın, oradan insan çıkar deriz biz savunmacılar. Sonuç itibariyle 2004 öncesine dönmüş oluyoruz. 1/2'ye dönerek şu an 2/3, evet 1/2. Bu MHP'nin o 5 yıllık teklifini alıp götüren ama amacı da hizmet eden bir yaklaşım diye düşünüyorum. Bir 5 yıllık tüm cezadan bir 5 yıl indirim. Ama şu an itibariyle biraz ortası bulunmuş gibi diye düşünüyorum. Yani 10 yıllık cezada 6 yıl 8 ay gibiden 10 yıllık cezada 5 yıl. Son 1 yılı da denetimli serbestlikle birlikte 4 yıl. Bu MHP ile AK Parti arasında sanki bir orta yol bulunmuş gibi duruyor. Bakalım sonuçta ne çıkacak? Ne amacımız daha çok? 845 ya da 865 gibi bir hakime düşen dosya sayısı var Afşin Hanım. Yani bu Avrupa ortalamasının çok üzerinde. 4 milyonu aşkın dosya sayısı var. Bir %22 Avrupa'da hakim, 100 bin kişide %22 hakim, kişi başına hakim düşüyorsa burada %13 gibi, savcılarda %6,5 gibi. Yani Türkiye'de 4 milyonu aşkın dosya
bu kadarcık bir personelle, Avrupa'ya göre daha az sayıda personelle yönetilmeye, idare edilmeye çalışılıyor. Hemşire bir yanlış iğne yaptı, doktor hanım gidiyor, hakimin arkasındaki o tozlu rafları görüyor. Ya diyor, bir yanlış iğneden bir mahkeme 6 ay, 1 yıl, 2 yıl bu kadar uğraşacaksa, yani hiç umutlarımı filmlerde gördüğüm hepsini unutuyorum. Yani hukuk sistemi böyle gitmez. En sıradan, en tabii vatandaş bakışı buydu. Gerçekten de biz ağır bir yükün altında olmazları denemeye başladık. Ya bu olacak şey değildi. Strateji belgesiyle çok güzel adımlar var. Birinci pakette özellikle seri muhakeme usulü, basit yargılama usulü, iki yılı aşmayan mahkeme önüne geldiyse 1/4'e kadar düşen bir ceza. Seri muhakeme usulünde savcının yine müdafi huzurunda, bu ara savunmacılara, müdafilere de artık çok daha net bir görevler düşecek. Yani savunmasız, müdafisiz, çünkü olayın idrakine varması çok zor. Bu anlamda da dört başı mamur bir sacaya yerine oturmuş olacak savunmacıyla birlikte. Şimdi infaz yasası en son cezaevlerini boşaltmak olmamalı elbette. Özgürlük ve güvenlik ilkesini, çok o dar koridorlar, iktisatçılar da bu ara çok kullanıyorlar ama onu çok iyi kullanarak, hesap ederek. Çünkü artık kendi otomobilini yapacak bir toplumun o civata 100 tane bir araya geliyorsa herkes işini mükemmel yapmalı. Yaya geçidinden geçiyorum. Eşim dedi ki, ya neden izin vermedin o kadınla çocuğa? Arkada aynadan ki gelen arabaya baktım, korktum. Onları korumak için dedim izin vermedim, yaya geçidindeyiz ama bu kadar kuralsız yaşayan bir toplumda affı ya da ceza indirimini bu kadar cömertçe düşünürsek ne kadar kendi otomobilimizi doğru yaparız, işlerimizi doğru yaparız, kurallı bir toplum haline geliriz. Bu anlamda kendimizi bir sigaya çekmek ve olması gerekenleri bir de oradan gözetlemek gerekir. Yani ceza indirimi olması gereken kadar mı? 5 yıl, evet, 5 yıl anlamında bir orta yol bulunmuş. Bana göre bir hukukçu olarak bu kadar ceza indirimi, 10 yıl ceza almış, 6,5 yıl, 6 yıl, 8 ay gibi yatacakken 4 yıla denetimli serbestlik, 5 yıl ama denetimli serbestlikle 4 yıla. Bu sefer Berfinler ceza aldığında içimiz yanıyor değil mi? Diyoruz ki ya 13 yıl olur mu, 12 yıl olur mu? Hayatı 13 yılın bile hakkını, 12 yılın bile hakkını doğru dürüst yatırmazsak nasıl yöneteceğiz? Kurallı toplum haline nasıl geleceğiz? Nasıl birbirimizi daha iyi geçineceğiz? Batı düşüncesinin galibiyetini perçinleyen Francis Fukuyama, o Huntington'dan sonraki yazar, diyor ki güvensiz bir toplum, birbirine güvenmeyen toplum, ikinci bir vergi yükü gibi vatandaşların üzerine yük yıkar. Yani bunun faturaları da ağır. Çünkü her defasında haber kanallarında, televizyonlarda bu mu olacaktı, böyle mi olacaktı, bu ceza bu nasıl teskin edecek, vicdanların ateşi nasıl sönecek, bu anlamda sıkıntılarımız var. Acaba benim bir ricam var Mikail Bey, şimdi iki boyutunu anlamayı arzu ediyoruz biz bu işin. Evet. Bir taraftan Rezan Bey'in vurgu yaptığı bu af değil infaz kanununda değişiklikle ve bir düzenleme, dolayısıyla cezanın infazının da insani koşullarda çekilmesi ve gerçekleştirilmesi meselesi. Yani. Bu cezaevindeki boyutu, bir taraftan da toplumun bu düzenlemeleri nasıl algıladığı ve ceza caydırıcılık ilişkisini de vicdanların rahat olması, insanların bununla ilgili ne yapsanız yeterli cezayı çekmiyorsunuz, o her şey serbest mi bu ülkede, neye güveneceğiz en basit dille, hissinin ortadan kaldırılması meselesi. Benim sizden ricam, bir hukukçu olarak önce işin ilk boyutunu bize hikayeyle anlatmanız. Çünkü inanın istatistikler, kanuna dair, hukuka dair kullandığınız terminolojiden çok insan hikayeleri bizi dinleyenlerin aklında kalıyor. Evet. Dolayısıyla mesela cezaevlerinde koşulların insanileştirilmesi diyorsunuz ya. Gayri insani koşullara dair birkaç hikaye paylaşabilir misiniz? Çok ciddi anlamında meslektaşlarım da ifade ettiler. Merdiven boşluklarında yatan insanlar var ya da koğuşlarda nöbetleşe yatan insanlar da var. 290 bin gibi sanıyorum bir şeyimiz var, kapasitemiz var. Ama 210 bin gibi kapasitemiz var. 290'a yakın şu an insan belki barınıyor oralarda. Yani Avrupa ortalamasının çok üzerinde. İngiltere bizden bir sonra geliyor sanıyorum. Rusya, Çin ve Amerika'dan sonra bu anlamda sayı çok arttı.
Şimdi bu düzenlemelerle bunların iyileştirilmesi bu biraz daha iyileştirilecek. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Bu hataları beraber yaptık. Sayın meslektaşım da bir kader kurbanı ifadesi kullandı. Ben de kendisine katılıyorum işin doğrusu. Yani sosyolojik bir şey. Fakat bu olmasa keşke 52. ya da 57. af bu denediğimiz. Yani af demeyelim ama bunun adına. Yüze yakın, yani yüze yakın örtülü af. Örtülü af sayılabilecek. Sonuçları itibariyle. Evet. Maalesef sonuçları itibariyle. Ama infaz kanunu. Hukukçular olarak yapmasak diyoruz. Çünkü gerçekten o caydırıcılığı, kurallı toplum olma yönündeki azmimizi, derinliğimizi alıp götürüyor bir taraftan da. Yani yarın öbür gün o çevreyi kirleten, hayvanlara karşı işkence eden, o gözümüzde gerçekten canavarca hislerle, bir şekilde gördüğümüz o fotoğraflardaki insanlar yanı başımızda geçecekler. Onlarla ortak bir hayatı yaşayacağız. Bu anlamda ciddi bir sıkıntı var. Yani evet 2004 öncesine dönmüş olduk. Teknik anlamda ifade edecek olursak gece infaz, hafta sonu infaz, izinler, açık cezaevi. Bunlar olması gerekenler gibi de gözüküyor. Her türlü itirazıma rağmen yapılanlara da katılıyorum. Onu bu düzenlemelerin etkisi ne olacak onu konuşalım ama öncesinde arkadaşım Fevzi bir not göndermiş. Rezan Bey sizin bahsettiğiniz genelge açık cezaevlerine geçiş konusundaki yönetmelikten bahsettiniz ama bunun kanunla düzenlenmesi gerekiyor. Hayır öyle demedim. Sayın Bakan genelgeyle iki gün önce açık cezaevine geçişte bakanlığın genelgesi vardı ki biz bunu savunuyorduk. Çok da kıymetli, saygın bir iş. Açık cezaevine geçişte cezaevi idare ve gözlem kurullarının otomatik onay vermemesi, etraflıca değerlendirmesi, koşullar varsa geçişini yapması, onay vermesine dair bir genelgeydi. Ben bunun yönetmelik veya kanun değişikliğiyle daha uygun olacağı kanaatindeyim. Genelgeyle bunun yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. Genelgeyle yapılmamalı diyorsunuz. Fevzi Çakır da arkadaşım not atmış. Sizin dikkat çektiğiniz bu meselenin de pakette yer bulduğunu çok sevindim. Aktarmış. Zaten şöyle de yani söylemek kamuoyuna yansıyan şeyler de yok. Ama çok sevindim. Ama en azından bu kadarını çünkü detayları biz de yeni hakim oluyoruz. Çok sevindim. Biraz önce bahsedilmemişti. Kamuoyuna da yansımamıştı. Üstad bir cümleyle benimle ilgili bir şey söyle. Onu düzeltip sonra meslektaşıma bırakayım. Ben dikkat ederseniz belki 10 defa söyledim müteahhit defalar. İki ana aksta baktığımı cezaların hakça insanca insan olma yarışı şekilde dedim. İkincisinde de dedim ki caydırıcılık ve ıslah dengesinin ve toplumsal ihtiyacının da kamuoyuna iyi anlatılması buraya lazım. Buraya gelelim şimdi. Ama şimdi böyle bir şey yapmaya da efendim cezaevlerine boşaltma nedeni yok. 10 yıl alan adam 6 yıl 8 ay değil 5 yıl 8 ay yatıyor şu an bir hükümlü. Bu düzenlemeyle 10 yıl alan kişi 4 yıl cezaevinde kalacak. Dolayısıyla 4 yıllık süresi dolan kişi cezaevinden salıverilecek mi? Evet. Cezaevleri boşalacak mı? Evet. Bu düzenlemenin doğal sonucu demek ki bu. Örtülü af. Bunu saklamaya gerek yok ki yani. Peki. Bu düzenlemenin doğal sonucu mu? İçerisindeyiz. Dolayısıyla ve hukukçuların derinlemesine analiz yapma arzusunu ve sevgisini de biliyorum ama 5 dakika içerisinde hızlı gitmeyi rica edeceğim sizden. Bu son meseleye gelelim. Mesela açık cezaevlerine geçiş konusunda insanların içinin daha rahat olması. Çıktı yine mi cinayet işleyecek, suç işleyecek? Bu rahatlık niye var hissi? Ceza gerçekten caydırıcılığı getirsin arzusu. Buna dair sizce bu düzenleme bizi nereden nereye taşıdı? Eksiklerimiz neler Türkiye'de? Bir kere biz ayrıntıları tartışıyoruz ama her şeyden önce şunu belirtelim. Maalesef Türkiye'nin hukuk devleti olma konusundaki sıkıntıları artıyor. Neden artıyor? Biz sürekli bu infaz düzenlemeleri yaparak zaten adaletten uzaklaşıyoruz. Biz 2005 yılında bu yasa çıkarken ceza kanunu, infaz kanunu ben yargıçtım ve eğiticilerin eğitmeniydim. Gittik yargıç savcılara, jandarmaya, polise anlattı ki bu bir daha değişmeyecek. Bize öyle bilgi vermişlerdi. Bir daha değişmeyecek infaz 2/3. Öbür türlü mükerrirlere ilişkin infaz değişimi 58 böyle uygulanacak. Artık değişmeyecek çünkü 2005'ten öncesi de çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Rahşan Af'ı gibi. Şimdi geldik aradan geçti 15 yıl aynı noktadayız. Demin Mikail Bey söyledi. İşte 2004 öncesine döndük. Ne oldu? Bir sürü insan mağdur oldu. Bir sürü insan mahvoldu. Çözemedik. Türkiye'de benim bildiğim 7 milyondan fazla dosya var. Şu anda adliyelerde. 20 bin yargıçla bunu çözmeye gayret ediyoruz. Mümkün mü? 138 bin personel var. Mümkün mü? Değil. Artıyor mu? Artıyor. Bunları çözebiliyor muyuz? Neden? Çünkü biz arka arkaya sadece bu şekilde basit düzenlemeler yaparak sorunun aslını görmezden geliyoruz. Görmezden geldiğimiz için de bu sorunları çözemiyoruz. Sorun ne? Açıkçası ben tekrar ediyorum. İçinde yargı bağımsızlığını güçlendiren, yargıçları teminat altına alan bir düzenleme yoksa ben bu düzenlemeye hukuka iyilik getiriyor diyemiyorum.
Çünkü bu kararları verecek yargıçlar bağımsız değil. Bitti. Daha ötesi yok bu işin. Bir. İkincisi hala yalvardım Afşin Hanım. İstinafları kurmayın dedim. Darbe teşebbüsü olmuştu. Ve biz Temmuz'da hemen bu istinafları kurduk. En tecrübeli yargıçları oraya aldık. Ne oldu biliyor musunuz? İşte 2 dereceli, 3 dereceli olacak. Yargıtay'da dosya beklemeyecek. Hı hı. Şimdi inanın bana ne oluyor? Dün bir müvekkil geldi. 3 yıldır istinaftan bir dosyasının çıkmasını bekliyor. 3 yılda çıkıyor. O gitti 3 yılda Yargıtay'da beşledi. Zaten Yargıtay'da 3 yılda bekliyordu. Oldu bana 6 sene. Şimdi hal böyle olunca biz bunları çözemiyoruz ki. Dolayısıyla bu düzenlemeler de pansumandır. Bakanlık önemli bir çalışma yapıyor. Bu emekleri bir tarafa koyuyor değilim. Ancak bunlar da pansumandır. Asıl çare toplumda stabil, net, sürekli değişikliğe izin vermeyen, şu açık cezaevlerini konuşuyoruz. Nisan 2019'da değiştirmişiz Afşin Hanım. Hı hı. Nisan 2019'da biz bunu bilmiyor muyduk? Peki. Anlatabiliyor muyum? Peki, yani yeter. Öyle bakmak lazım. Sürekli değişikliklerle maalesef Rezan bir yere gelemiyoruz. Size daha söz vermiş oldum Rezan Bey'den önce, siz buyurun. Hı hı. Tabii bir de kanayan aslında bir yaraya da parmak basmazsak, hani uçurumu görmezsek olmaz. Yani FETÖ yargılamalarında daha dün istinaf beraat tahliye bile değil, beraat ağırlaştırılmış müebbet hapisten ertesi şeyde aynı gün mü tutuklama, neredeyse aynı gün tekrar tutuklama. O karar hatalı zaten. Hatalı ya da hani aşırı hatalı, kötü niyetli vesaire vesaire, ama ne derseniz deyin bu kadar hani siyah beyaz yani yargılamanın. Çok olur, fakat şu an itibariyle çok görürüz biz bunu. Neler görüyoruz? Hani neler görüyoruz? Ya yani. Bu olayı münhasır değil. Evet. Dünkü verilen karar bence. Son birkaç dakika. Evet. Ya da işte ceza indirimi konusunda. Ama gelmek istediği noktayı yani anladım ben. FETÖ yargılamalarına hiç mi parmak basmayacağız? Orayı görmezden mi? Yani toplumun kanayan bir yarası varsa onu görmek durumundasınız. Evet. Ama bana göre hakim, duruşma hakimi iradesini koymayan insandan hakim olmaz bir kere. Ortaya iradesini koyacak. Ben böyle inanıyorum. Duruşmada bunu gördüm. Bu haklılığı, bu hakkaniyeti gördüm. Buna hizmet edeceğim sonuna kadar diyebilmesi lazım. Bundan sonra bir affa, bir ceza indirimine vesaire vesaire ihtiyacınız yok. Kendi iradenizle karşı kıyıya geçebilirsiniz. Ama geçen bir dosyada bu anlamda bir vekaletimiz var. Yargıtay dedi ki niye buna anayasal düzeni değiştirmekten ceza vermedin? İşte şeyde beklemiş vesaire. Dışarı çıkmamış 15 Temmuz. Ya duruşma hakimi diyor ki ben böyle gördüm. Niye önümde duruyor bu insan? Benim görmem için, benim dinlemem için. Neden bu inisiyatifleri bırakmayız yerinde? Böyle bir çıkmaz var, böyle bir problem var. Ve tekrar 10 yıl örgütten ceza alan arkadaşımız ağırlaştırılmış müebbetle tekrar. Yani bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Affa mı ihtiyacınız olur, başka bir şey mi? Hakim savcının elini bu kadar bağlarsanız 57.yi yaparız, 58.yi yaparız. Bitmez bu soru. Ama kendimizle yüzleşmek. Aa. Malezya'daki başbakan, son cümlem. Malezya'daki başbakan artık ne rol modeliyiz ne bilimin kaynağıyız diyor İslam medeniyeti. Tayyip Bey de diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, kendimizle yüzleşmek zorundayız. Hatalarımızı görmek zorundayız. Hukuk kendi inovasyonunu üretebilir. FETÖ yargılamalarında 15 Temmuz öncesi bakışımızla 15 Temmuz sonrası, bu FETÖ falan değil, bu istihbari bir casusluk faaliyeti. Bunu görmek gerekir. Önünü arkasını yargıladığımız insanı, ondan sonra bizim affa ihtiyacımız var. Ya bir affa ihtiyacımız yok, doğru yargılamaya ihtiyacımız, doğru bakmaya ihtiyacımız var. Ondan sonra da bu teknik hususlarla uğraşıp başka çıkmazlara, başka bilinmedik yerlere gidiyoruz. Peki. Oysa ki hukuku doğru uygularsak, inandığımız gibi. En son cümle ne olur meslektaşım kusura bakmasın. En iyi kuvvetler ya ayrılığı dedik. Bir hakimin vicdanıdır ya. Tamam. En kuvvetli şey budur. Kuvvetler ayrılığı budur. Bu olmak zorunda. O da coğrafi teminatla gelir. Olur. Yoksa vicdan, olması gerekir. Olmaz. Geç kalmıştır. Evet. Katılıyorum. Öyle bedava değil yani. Şimdi vicdan. Şimdi bedava değil. Türkiye'de hukuku bir saat içerisinde konuşmak da bizim cesaretimiz oldu bugün. Ama aha, neyse, vakit el verdiğince. 3 dakika ekstra verdiği için yönetmenim Kadir'e de çok teşekkür ediyorum. Son 1 dakikamız sizin Rezan Bey, buyurun. Evet, biraz daha kaniyete aykırı oldu ama ben bir dakikada toparlamaya çalışayım. yok olmadı. Siz daha uzun konuştunuz. Evet.
tamam. Oldu, ben kontrol hızlıca ediyorum. Konuşayım. Takdir sizin tabii. Şimdi dünkü kararla ilgili asıl garabet olan istinafın bütün içtihatlarını terk edip 20 ceza dairesinin birdenbire bambaşka bir içtihatla mahkumiyet kararı verilmiş olan bir sanığa beraat kararı vermesi ve tahliye kararı vermesi. Bence bu daha büyük bir garabetti. O zaman eşitlik ilkesi uyarınca uygulama yaptığına ilişkin kanaat ve intiba uyandıramazsın. Yerleşmiş, kemikleşmiş, müsteker içtihatlarım var. Sosyoekonomik durumu, nüfusu güçlü olan birisi geliyor. Yani bazen adil olmak kadar adil görünmek de önemlidir. Hukukun üstünlüğünü egemen kılmalıyız. Üstünlerin hukukunu değil. Onun mahkumiyet kararını kaldırıp beraat veriyorsun. Merkezde olduğu iddia edilen birisi ve birdenbire tahliye ediyorsun. Daha büyük garabet buydu bence. Bence öyle düşünemezsin. İki benim naçizane kanaatim. Hayır öyle düşünemezsin. İki, çok verir Yargıtay böyle kararları. Bu, garabet 21'in tekrar tutuklaması. Beraat verdiği bir karar. Ben kararın içeriğiyle ilgili konuşuyorum. Kararın içeriğini yani, ama 58 sayfalık kararı okudum. Delilleri değerlendirdim. Yargıç orada bir vicdani kanaat ileri sürmüş. Bu kararı beğeniriz beğenmeyiz ama siz de en az benim kadar bilirsiniz ki ağır cezalar müebbet hapis cezası verip Yargıtay'da beraat kararı çok olur. Bir dakika ver. Yargıtay'da beraat kararı çok olur. Bu olmayan bir şey değildir. Ben o kararı okudum. Bakın ben sonuçlarını söylemiyorum. Ruşen Bey ben sonuçlarını söylemiyorum. Siz beni anlamadınız. Diyebilir ama mahkeme. Müsaade eder. Mahkeme diyebilir bence. Ruşen Bey, Rezan Bey müsaade ederseniz ben diyeyim. Tamamdır doğru. Şöyle kusura bakma. Yani hakkım gasp edilmesin. Bitireyim yanlış anlaşılacağım. Çünkü hassas bir konu. Tekraren söylüyorum. İstinafın tabii ki yeni delil, yeni vaka ikamesiyle kararı kaldırmak, beraat vermek, mahkumiyet vermek muhakkak vardır. Zaten istinaf kurumunun amacı bu. Burada sıkıntı yok. Hatta meslektaşımız dedi inisiyatifi yerinde bırakmak. O da doğru değil. Yargıtay kararı kaldırır, doğrusunu verir, bozar, gönderir. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. 20 cezanın yerleşmiş, kemikleşmiş, müsteker içtihatları var. Herkes için bunu uyguluyor ama başka bir hükümlü geldiği zaman bu içtihadını terk edip kişiye özel bir uygulamayı ben hukukun üstünlüğünün üstünlerin hukukuna yerini bırakıldığını düşünen bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Yani sonrasında 21 cezanın beraat eden bir sanık bakımından efendim tutuklamaya esas yakalama kararı vermesi CMK 104'e göre 268'e göre teknik açıdan mümkün itiraz ama atipik bir uygulama olduğu konusunda hemfikirim. Atipik bir uygulama. Ve fakat asıl bence hukuka aykırı olan kısım ilk kısımdı. İki hızlıca söylüyorum. Sayın Bakan'ın yapmış olduğu, Sayın Adalet Bakan'ın yaptığı çalışmalar çok değerli ve kıymetli. Adli tıp kurumundan rapor olanlar, 70-75 yaşında olanlar, kadınlarla ilgili düzenlemeler çok önemli. Fakat bizim temel beklentimiz şu. Bir, yargıda kıdem ve liyakatı esas alan bir anlayışı egemen kılmak. Yani cemaatle cemiyet vesayetini egemen kılmamak yargıta. Yoksa FETÖ gelir bambaşka terör örgütleri yargıda bürokrasiyi, kamuyu öbek öbek örerler ve onları tasfiye etmek güçleşir. Türkiye yeni bir 15 Temmuz travmasıyla karşılaşmak zorunda kalır. Birinci kriter bence kıdem ve liyakatı esas alan bir anlayışı egemen kılmak. İki, yargı bağımsızlığı, yargıçlık teminatı, ceza hukukunun temel evrensel prensipleri, hukuk devleti, erkler ayrılığı, makul sürede yargılanma, cezaya dönüşmeyen tutukluluk. Bu yargı strateji belgesinde bunlar vardı. Biz bunlarla ilgili bir çalışma bekliyorduk, henüz gelmedi. Bir düzenleme bekliyorduk, gelmedi. Bu sürecin takipçisi olacağız hukukçu olarak. Evet. Sayın Bakanlığın buna ilişkin taahhütleri vardı yargı strateji belgesinde. Asıl önemli, esasa müessir, belirleyici olan düzenleme bu olacaktır. Yoksa Sayın Bakanlığın yaptığı çalışma tabii ki önemli ve kıymetlidir. Çok teşekkür ediyorum. Biz umarım teşekkür ederiz. Siz de size adil olduğum hissiyle ayrılırsınız. Lütfen kusura bakmayın. Rica ederiz. Zamanla da sürü evet. Eğer sizi telaşa sevk ettiysem. Evet. Ruşen Gültekin, Ezan Özdemir, Mikail Aspek. Sağ olun diyorum. Biz teşekkür ederiz. Yayınlar.